Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan heyelan, Yıldırım Belediyesi'nin gerçek yüzünü ortaya döktü. Geçtiğimiz günlerde Molla Arap Dağı eteklerine bulunan Molla Arap Mahallesi'nde aniden yaşanan heyelan Bursalıları şok etmişti. Bunun üzerine valilik bölgede tehlikeli bulunan evlerin tahliyesine karar verdi. Yaklaşık 80 binanın tahliyesine karar verilirken Yıldırım Belediyesi zabıta ekipleri yaklaşık 100 vatandaşı evlerini tahliye etmeleri konusunda uyardı. Yıldırım Belediyesi heyelanın bölgede bulunan eski dere yatağından kaynaklandığını açıkladı ancak gerçek hiç göründüğü gibi değildi. Heyelanın dere yatağı yüzünden değil, Yıldırım Belediyesi'nin müteahhite verdiği izinle başlatılan inşaat olduğu ortaya çıktı. Bizim heyelan bölgesi olmadı. Daha önce yapılan kazılarda müteahhit kazdıktan sonra olan bir olay bu. Bu toprak buraya müteahhit toprağı aldıktan sonra buradan 800 kamyon toprak alındı. Burası heyelan bölgesi değil. Burası heyelan bölgesinden hiç ilgisi alakası olmayan yer. Burada 50 senedir, 60 senedir, 70 senedir oturan vatandaş var. Bugüne kadar eylem olmamıştır. Bundan sonra da eylem bölgesi ilan etmenin bir anlamı yok. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre hiçbir inşaat tedbiri alınmadan usulsüzce başlatılan inşaat mahallenin büyük bir kısmını evsiz bıraktı. Arkadaşlarımızın takiplerindeki şeyler kazıdan sonra, kazı yeri boşaldı. Boşaldıktan sonra tekrar şikayetler olunca müteahhit tekrar orasını doldurdu. Doldurduğu için orasını kapıp toprak gözüküyor. Esasında orada taş da çıkmadı. Dediler ki su var. Su da yok. Çünkü su olsa o kadar komple sıfıra kadar kazılan yerden elbet bir yerden su sızıntısı olurdu. Su sızıntısı olmadığı için biz arkadaşlar olarak başımızın çaresine bakıyoruz. Vatandaşın evinden olmasına neden olan olayın aslında Yıldırım Belediyesi'nin tedbirsizliğinden meydana geldiği öğrenildi. Sahibinin daha ruhsat almadan kazıya başladığını söyleyen mahalleli, Yıldırım Belediyesi'nin kanunsuz inşaata göz yumduğunu söyledi. İnanın adam 5 katlı apartman boyunda kazı yaptı ya. 5 katlı gidiyoruz geliyoruz, ne bu gidiyoruz geliyoruz. Şey yaptıkça hani kazdıkça topraklar geldi, kazdıkça topraklar geldi. Bir de ondan sonra sondajı bastı, başladı evler çatır çatır çatırdamaya. Adam 2017'nin 12. ayında bildiğim kadarıyla ruhsatı almış. Ama kazıya 2017'nin Haziran ayında başladı. Evlerden tahliye edilen insanların evlere tekrar giriş çıkışları yasaklanırken evdeki eşyaların alınmasına dahi izin verilmedi. Bu mahallenin sakinleri var burada 80 senedir. Bugüne kadar böyle bir eylem olmamıştır. Bu kazıdan sonra bu duruma gelmiştir. Ve bu vatandaşlar mağdurdur. Evine giremiyor. Ev tutmuştur, eşyasını vermiyorlar. Bu vatandaş nerede yatacak? Gelmiyorlar. Toprağı da kazdır, çıkarmaya vermiyorlar. Giysimizi alamıyoruz. Affedersen banyomuzu yapamıyoruz. Yiyeceğimizi çaldı. Yıldırım Belediyesi'ne isyan eden vatandaşlar, Yıldırım Belediyesi'nin olayın üstünü kapatmakla suçladı. Müteahhit yaptı. Belediye izin vermiş, hiç ruhsat almadan başladılar. Bu hale getirdiler bizi. 150 metrekare eşitine bir yudum su çıkmadı. Heyelan belgesi diye ilan ettiler. Müteahhitin üstünü kapattılar. Belediyenin üstünü kapattılar. Heyelan belgesi diye çıkardılar. Ev dut dediler. Evimizi duttuk. Eşyamızı vermiyorlar. Mağdur durumdan çoluk çocuk okula gidip gelmiyor. Biz mağdur durumdayız. Bir giysimizi dahi almadık diyor. Ben 75'ten beri buradayım. Hiç öyle bir şey olmadı. Depremde dışarıda oturup çay içiyorduk. Hiç sallantı dahi olmadı. Bak öyle sağlam. Halen de evine gidebiliriz. Gösteririm evi. Bir çatlak dahi yok evimde. Orayı söktükten sonra biz bu hale düştük. İki tarafta inşaat olduğu için bizi bir günde attılar. Ne kadar verebilir hükümet bize kira? Ne kadar verebilir? Bunu bir çocuğu mutlaka ya giriş ya çıkış. Onu ona göre halletsinler. İnşaat olmuş şey aslında bizde bir şey yok. Ama yukarıda inebilir belki dediler. Bizi ya kapatacak. Mutlar attı buraya. Benim anneannem de bu mahallede doğdu. Annem de bu mahallede doğdu. Ben de bu mahallede doğdum. Başımıza bugüne kadar böyle bir şey hiçbir zaman gelmedi. İnanın hepimizin psikolojisi bozuldu. Moralimiz bozuk. Bazı arkadaşlar ruhsal tedavi görmeye başladı. Çok zor durumdayız. Herkes evini istiyor. Yani bütün evlerde kötü durumda değil şu anda. Hep çatlak falan yok. Yıldırım Belediyesi'nin tüm usulsüzlüklere rağmen bir kez bile denetleme yapmaması akıllara belediyenin müteahhit arasında nasıl bir ilişki olduğu sorusunu getirdi.